Getir oğlum. Şeyi aldın mı? Kazmayı al. Al da gel babacığım. Evet. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle soğukken bir iki yudum çayım. Bugün zeytin sürümü yapacağız. Aynı zamanda da zeytin sürülür mü sürülmez mi? Ya da derin sürüm yapılır mı yapılmaz mı? Onların üzerine biraz kendi deneyimlerimizi göz önüne alarak biraz yorum yapacağız arkadaşlar. Yani videomuz zeytin ve zeytin sürümü üzerine olacak. Bir de böyle hafiften bir derin sürüm olacak arkadaşlar. Gel oğlum. Ne yok? Nerede olmuş? Evet. Allah Allah. Şunu beline al oğlum. Yani bakacağız arkadaşlar. Zeytinimizi hem süreceğiz, dediğim gibi hem muhabbet edeceğiz. Şimdi hemen dün bir 40 dönüm yer sürdüm. Butun fidanlarıyla zeytin arkadaşlar sürdüm. Zaten videosunu izlediniz. 40 dönüm şimdi şeyi doldurdum. Depoyu şimdi fulledim arkadaşlar. Onlu kültivatörle tam 40 litre mazot yapmış. Yani tüm ozonda ben 43'ün altını hiç görememiştim. Bu arada 40 dönüme 10 kilometre de giriş gelişimiz var arkadaşlar. Yani toplamda 20 kilometre yol yaptık. 40 dönümde yer sürdük geldik. Dediğim gibi 40 litre bir mazot yapmıştır Abdur. Bunu da merak eden arkadaşlar olur diye burada söylemiş olalım. Evet şimdi gidelim hep beraber zeytinimize. Sürüme başlayalım. Orada da dediğim gibi derin sürüm yapılır mı yapılmaz mı? Neye göre, kime göre? Onlardan bahsederiz. Videomuzu tam bu noktada beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet. Sürüme başladık arkadaşlar. Şimdi şurayı ben bundan 5-6 gün önce sürdüm. Yani burada yakıt denemesi yapıyordum arkadaşlar. O günde bir yağış aldık. Çok şiddetli bir yağış oldu. Yani buradan kendimi zor kurtardım, öyle söyleyeyim size. Gitti, akabinde de devam etti yağış aynı şekilde. Onun için o videoyu iptal etmek zorunda kaldık ki zaten sonrasında farklı yerlere sürüme gittik. Onun için o videoyu iptal ettik. Bugün kısmeti bugüneymiş, bu videoyaymış. Şimdi bugün arkadaşlar sizlerle dediğim gibi zeytine sürüm yapılır mı ya da derin sürüm yapılır mı? Bunlar üzerine biraz muhabbet edeceğiz. Onları değerlendireceğiz. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Konumuza girelim arkadaşlar. Şöyle sürümü de görün. Yani tahminim bir 30 santim, 30 ile 40 santim arasında rahat vardır derinliğimiz. Şunu da verdim, kalbi olanlar bu videoyu izlemesin arkadaşlar, buradan sonrasını izlemesin. Hop. Evet. Şimdi önce bu zeytinimizle ilgili size kısa bir bilgi verelim. Ondan sonra konumuza geçelim arkadaşlar. Burası ağaçlarımız 2001 yılında ben kendi ellerimle diktim. 22 yaşında zeytinliğimiz arkadaşlar. Bakın şöyle hepsi bir kalem. Şunu da söyleyeyim, bu konuda yorum çok alıyorum. Ara mesafesinin genişliği ile ilgili. Şimdi bu kamera geniş açı olduğu için arkadaşlar size çok geniş gibi görünüyor. Yani ben şöyle hem çıplak gözle hem de burada kameradan baktığımda gerçekten geniş duruyor. Ama ara mesafemiz şöyle şu ağaçla şu ağacın arası 12 metre. Aynı şekilde onunla bunun arası da 12 metre arkadaşlar. Yani 12 çarpı 12 şeklinde dikilmiş kilisi yerli yağlık zeytin çeşidimiz arkadaşlar. Şimdi bunu da söyledikten sonra gelelim esas konumuza. Şimdi ülkemizde arkadaşlar farklı bölgelerde, farklı iklim yapılarında zeytin tarımı yapılıyor. Bunlar Ege'den başlıyor arkadaşlar. Marmara'dan başlıyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu, Doğu, bir de Doğu Karadeniz diye gidiyor.
Şimdi bu bölgelerin hepsinde kendine has zeytin çeşitleri, zeytin ağaç yapısı, kendine has budamları ve kendine has toprak işleme şekilleri var. Bunlar arkadaşlar ülkemizde çokça. Yani bir de şunu da söyleyeyim. Yani bizim ülkemiz zeytin konusunda o kadar bilgili cahil dolu ki işin doğrusu ben hayret ediyorum. Yani bu kadar az bölgede, yani şöyle sahil kıyısından bakarsak olaya, az bir alanında zeytin tarımı yapılmasına rağmen işi bilmeyen yok. Özellikle zeytin tarımını bilmeyen yok. Yani ülkemizde en fazla tarımı yapılan bitki bağ arkadaşlar. Bağda bu kadar cahilken zeytinde nasıl böyle olmuş da bu kadar kültürlü hale gelmişiz? İşin doğrusu akıl alır gibi değil. Yani bahçesinde 5 ağaç hobi amaçlı zeytin yapan arkadaş bile kendinde diğer insanları eleştirme hakkı görüyor. Eleştirsin ama bu eleştiriler arkadaşlar bazen karşıdakini aşağılamaya, rencide edecek seviyelere geliyor. Yani eleştiriyi de saygılı bir şekilde yapmıyor. Neyse konumuz o değil. Esas konumuza dönelim. Şimdi biz arkadaşlar bölgemizde karasal iklim yaşıyoruz. Yani Nisan ayında yağmurlarımız bitiyor. Ondan sonra yaz boyu bir daha yağmur alamıyoruz. Ha belki 5-10 senede bir es kaza bir yaz yağmuru alırız. Ona da güvenerek tarım şeklimizi, sürüm toprak işleme şeklimizi yönlendiremeyiz. Mecburen karasal iklime göre odaklanıp ona göre toprak işlememizi yapmamız lazım. Şimdi batıdaki arkadaş yazın sürmese dur ki o bölgede de süren çok arkadaşlar, ben onları da biliyorum. Hatta patlatma çekeni bile gördüm. Biz o oralara daha ulaşamadık. Şimdi doğrusu ben patlatma falan atmam zeytinlerime. Ama patlatma atanları da gördük zeytinlere. Sürenler var, sürmeyenler var. Biz olayın süren boyutundayız arkadaşlar. Toprağı işleyerek bu çiftçiliği yapanların tarafındayız. Bir de dediğim gibi işlemeyerek, toprağı olduğu gibi bırakarak zeytin tarımı yapanlar var. Şimdi o bölgedeki arkadaş o bölgenin kendi iklimine göre diyelim daha doğrusu bir eleştiri yapıyor. Toprak işlenmez, işte toprağın karıştırıyorsunuz, solucanlar ölüyor, toprağın işte yapısı bozuluyor falandır diye. Kendisi de ne yapıyor? Ot basıyor şeyin içine, zeytinin içine, arazinin içine, her neyse artık, her ne ekiliyse. Sonra onu da bir çöle bırakıyor, maşlama yapıyor kendi aklınca. Yaptığı işlem aslına bakarsanız yazın 2-3 kez yağış alıyorsanız, yaz yağmuru alıyorsanız yaptığınız işlem doğrudur. Çünkü her yağmur bizim iki sürümümüzün yerine geçer arkadaşlar. Bizde şöyle derler, iki sürüm bir su derler. Yani iki kez sürdüğünüzde bir kez sulamış gibi toprağınız fayda görür. O mantıkla bakarsak yaptıkları kendilerince doğru. Benim oradaki bu işi böyle yapana eleştirme gibi bir hakkım ya da bir lüksüm yok arkadaşlar. Ben o bölgenin, çünkü dediğim gibi ha iklimini biliyorum ama zeytin tarımına nasıl etki ediyor onu bilmiyorum. Dediğim gibi iki kez, üç kez yaz yağmuru aldığınızda sürmeseniz de olur. Ama bizim gibi karasal iklimlerde, yani Nisan ayında yağmurların durduğu, bir daha da yaz boyunca kurak bir dönemde sürmezseniz, toprak işlemesi yapmazsanız arkadaşlar verim alamazsınız. Ağaçlarınız yılan sokmuş gibi sapsarı olur. Ha biz bunu görüyoruz arkadaşlar, çevremizde sürülmeyen işte ya sahibi bakmıyor ya da mirasa düşmüş, sahibi vefat etmiş. Öyle araziler var, görüyoruz. Yani gözlerimizle bunu gözlemliyoruz ki böyle topraklarda arkadaşlar, böyle kaba kırmızı toprak yapılarında, ki bizim köyümüzün geneli bu şekilde kaba kırmızı topraktır. Bu tür topraklarda bırakın hiç sürüm yapmamayı. Bu beşli pullu atmadığınız takdirde arkadaşlar kültivatörle de istediğiniz kadar gidin gelin sürün, toprağınız yarılır. Yani şu ekinler biçilmedi. Sağımızda solumuzda arpa buğday var. Onlar biçilmiş olsaydı ben size yarıkları da gösterdim. Yani böyle her yarığın derinliği 5-6 metreleri bulur. İçerisine bir çocuğu bırakın kaybolur. O derecede yarılır bu. Şimdi sürmemekteki bizim esas mantığımız nedir? Kılcal damarlar zarar görmesin. Ağacımız güzel çalışsın. İşte kılcal damarlar bir topraktaki bitki besin mineralleri daha rahat bir şekilde bünyesine alsın. Yarıldığı zaman nasıl olacak peki? Diyelim ki biz sürmedik, kılcal damarları düşündük. Arazimiz yarıldı. Ne olacak? O zaman bırakın kılcal damarları arkadaşlar, ana damarlar bile çatır çatır kırılacak toprağın altında. Ki bunları da gördük, gözlerimizle şahit olduk. Ondan sonra yani bu toprağı yardığınız anda 3-5 yılda bu zeytinliği tekrar toparlayamazsınız arkadaşlar. Öyle bir durum var. Yani yorumunuzu yaparken, eleştirinizi yaparken bölgenin iklim yapısını biliyor olmanız lazım. Bizim yaptığımız zeytinin çeşidini, iklimimizi, her türlü işlerimizi biliyor olmanız lazım ki bu konuda bize bir eleştiri yapasınız. Ha şuna da gelelim. Biz arkadaşlar zeytinlerimize bu bölgede hiçbir şekilde ilaç kullanmayız. Bakın pamuklu bit ya da halkalı leke adına hiçbir şey var mı?
Şöyle göstereyim size. Zeytinimiz de çiçeğe girmedi daha bu arada. Eli kulağında yani 2-3 günü falan kaldıysa ancak zaten bugün de sürümümüzün son günü. Dediğim gibi hiçbir şekilde ilaç kullanmayız. Tamamen organik yaparız. Zaten ben organik yaptığım için de arkadaşlar normalde de yani organik yaptığım için organik zeytinyağı birliği üyesiyim. Sertifikalı bir şekilde yapıyorum bu çiftçiliği. Şimdi o bölgede siz batı bölgesinde ağaca dinine kadar gübre, dinine kadar da ilaç dayıyorsunuz. Biz ona dediğim gibi onu eleştirme gibi bir hakkımız yok. Çünkü biliyoruz orada hastalığın çok olduğunu, sıkıntıların çok olduğunu biliyoruz. Onun için eleştirmiyoruz yani atarsanız biz de bu bölgede bağımızı atıyoruz, fıstığımızı ilaç atıyoruz. Onun için kimseye eleştirme gibi bir lüksümüz yok bu konuda. Hastalık varsa ilacı kullanmak zorundayız. Ama dediğim gibi bizde hastalık yok. Yani zeytinlerimiz hastalığı bilmez arkadaşlar bizim. Ben de hayatımda bu zeytinlere gübre falan ilaç falan kullanmadım. Ağaçlarımızın meyvesi çok güzel arkadaşlar. Burada içinizden bir maşallah derseniz tabii bir iyi olur bizim için de seviniriz. Evet durum bu arkadaşlar. Bizim bu bölgede yoğurt yeme şeklimiz bu şekilde. Yani eleştirmeyin arkadaşlar. Boşuna eleştiriyorsunuz. Yani hani farklı bir konu olur, o konuda bilgilisinizdir, biliyorsunuzdur, yorumunuzu yaparsınız ama bu konuda eleştirmeyin. Bu konuda biz böyle yapıyoruz. Yani bana üzerine de para verseniz, bu araziyi sürme al sana üzerine de para derseniz beni yine ikna edemezsiniz. Ben sürerim çünkü dediğim gibi bu gözlerin gördüğü, yaşadığı, deneyimlediği, tecrübe ettiği olaylar var. Biliyoruz yani işi az çok. Onun için biz sürüyoruz arkadaşlar. Sadece ben değil. Kilis bölgemiz için konuşuyorum. Güneydoğu ya da Güneydoğu da sürer. Güneydoğu için konuşuyorum. Biz arazimizi süreriz arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz. Ara mesafesine de gelelim. Burası 22 dönüm. 200 ağaç. Burada zeytin var. Bu batıda olsa arkadaşlar bunun içine 500 ağaç. 600 ağaca göre de rahat zeytin dikerler. Ama şöyle söyleyeyim. Ben bu bir ağaçtan görmüş olduğunuz bu bir ağaçtan sizin 5 ağacınızın yağını alıyorum. 2,5 oranda, 2,5'ta 1 oranda yağ alırız. Yani hem yağ kalitemiz çok güzeldir hem yağ verimimiz çok güzeldir. Onu da size söyleyeyim. Onun için de yani bir eleştiri yapmayın. Dediğim gibi yıllarımız kurak geçtiği için hadi bu belki 10 metreye falan düşebilir. Ara mesafesi 12 dedik. 10 metreye falan düşebilir. Ama onun altına düştüğü anda yağ alamazsınız. Ağacınızda zeytin olur. İrileşmez arkadaşlar. Karabiber kadar kalır. Yazın sıcaklarını yiyince. Onun için hem çeşidimizden hem ara mesafemizden hem yaptığımız budamdan hem de toprak işlememizden biz memnunuz. Çok da güzel yağ alıyoruz. Çok da güzel mahsul kazanıyoruz. O konuda da bir şüpheniz, bir endişeniz olmasın. Eğer bizi düşünüyorsanız bu eleştirileri yaparken öyle bir sıkıntımız yok. Bütün bunları da söyledikten sonra sürümümüze devam arkadaşlar. Şöyle biraz da zaten havadan aldığımız görüntüleri izlediniz. Ya şu pullar bir türlü bir ayar veremedim bugün ya. Neyse şunla bir daha uğraşayım. Evet devam. Biraz taşlı arkadaşlar yani zeminde kaya var. Onun için biraz dikkatli gitmeniz gerekiyor. Yoksa bacağı ya da bıçağı elinize verir anında. Yani zaten benim de en nefret ettiğim konu bu. Böyle küçük ufak tefek arızalardan işinizin aksaması. Yani burada bıçağın cıvatalarını kırar. Gerçi cıvatamız var da, yedek cıvatamız var da, olmadığını düşünün arkadaşlar. Dikkat etmediğiniz takdirde kırarsınız. Yani iki tane cıvata ya da küçük bir kaynak işi hem bugün sizi işinizden alıkoyar hem de size gitti geldi yaptırdı. Zaten şu günümüzde düşünürsek, şu günümüzdeki zaten ustaların aldığı paraları da düşünürsek sizi bir 500 bin liralık yapar arkadaşlar. Onun için böyle şeye gerek yok hiç. Aceleye gerek yok. Yavaş olsun, temiz olsun. Yavaş yavaş bizim önemli olan bugün
sağlıklı bir şekilde burayı bitirmemiz arkadaşlar. Onun için yavaş yavaş süreceğiz. Yani şimdi şu üst taraflar tamam taştı da alt taraf buradan aşağının mesela taş yok. Yine de belli olmuyor. Arada bir tane küt diye geçiyor kulluğa. Onlara dikkat etmemiz lazım. Az burada artık gaz verebiliriz şöyle hafif hafif. Yani tüm uzandı arkadaşlar. Yani Erkunt'ta arkadaşlar maşallah hiç acımıyor. Yani şu anda bakın 1100 devirde kulluk, yani iyi oranda derinlikte tılgıt tılgıt gidiyor. Ya 80 beygirin farkı gerçekten çok fazla arkadaşlar. Yani ben yakıttan tereddüt etmiştim biraz. Ama yakıt da emin olun çok iyi ya. Yani şu anda saat daha kaç saatteyiz? Tam 80 saat olmuş. Bakıma bir 20 saatimiz kalmış. Yani daha da düşeceğini düşünüyorum ben, bakalım. Yani şu anda bile çok iyi ya. Şu andaki yakıtına bile razıyım ben işin doğrusu. Artık bundan sonra bu sürümün üzerine burası öldü arkadaşlar. Olmama gibi bir ihtimali kalmadı. Yani yağımızın iyi oranda yağ vermeme gibi bir ihtimali kalmadı. Hem zeytinlerimiz iyi olacak hem de güzel yağ alacağız. Bakalım nasip tabii bu işler. Şu çiçek evresinde sağlıklı bir şekilde atlatabilirsek inşallah. Şöyle havalar ısınmadan. Çünkü çiçek evresindeki en büyük zararı sıcaklar veriyor arkadaşlar. Yani böyle 39-40 derecelere, 38 derecelere falan gördüğü anda zeytini mahvediyor. Şu anda görünen yok. Yani şöyle bir 10-15 gün baktığımda 33-35 seviyelerinde gidiyor hep. İnşallah o arada da şöyle çiçek evresini atlatabilirsek çok iyi olur bizim için. Evet, biraz daha şöyle arttıralım hızımızı. Burada şu ilk iki sırayı sürdüm arkadaşlar. Bundan yaklaşık bir 4-5 gün önce. 5-6 seçimden önceydi ya. 5-6 günde olabilir. Gerçi siz bu videoyu ne zaman izlersiniz? Seçim geçeli ne kadar olmuş olur onu bilmem de. Bugün ayın 10-17'si yanılmıyorsam arkadaşlar. Yani günler aylar bile aklımızda yok işin doğrusu. Çünkü öyle günle veren bir işimiz yok. Ne gün olduğuyla. Tek işimiz İşimizi zamanında bitirmek. Ona odaklanıyoruz. Dediğim gibi orayı sürdüğüm yakıt testi yapacaktık. Yapıyorduk yani, daha doğrusu işin doğrusu. Ama çok hızlı bir yağış aldık o gün. Yani beni de yarım kaçırdı buradan. Tam garaja girdim, dört çörten bir yağmaya başladı. Yani o gün zor kurtulduk. Zaten devamında da yine ikinin falan yağdı arkadaşlar. Sonra farklı arazilere geçtik. Buranın çamur olduğunu düşünerek farklı arazilerimize geçtik. O iş kalmış oldu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Yani bunun işini buydu. Şimdi bundan sonra iki kez kultivatör çekersek bu tamamdır arkadaşlar. Son bir şurayı da yastıkladık mı işlem tamamdır. Yani güzel oldu, çok güzel oldu. Bize diyecek bir lafı kalmadı. Haydi.
videomuz burada son buldu arkadaşlar. Yani dilimiz döndüğünce neden zeytine sürüm yaptığımızı anlatmaya çalıştık. Tamam mıyız Nedat? Tamam. Acıktın mı? Çok. Ayıp sana ya. Evet. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere farklı bir videoda. Yine görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.